Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Türk dili konuşan 10 civarında ülkenin temsilcilerine de özellikle hoş geldiniz diyorum. İnşallah verimli bir toplantı olur. Bu ben üniversitenin 4 ana şeyi vardır, fonksiyonu üniversitelerin. Birincisi işte meslek edindirmek, ikincisi Ar-Ge yapmak, araştırma geliştirme yapmak. Üçüncüsü toplumu bilgilendirmek. Dördüncüsü de bilginin ürüne dönüşmesinin, ticarileşmesini sağlamak. Yani toplumu bilgilendirme faaliyetini yaparken yani bizim işimizi çok kolaylaştıran bir kurumun toplantısıyla beraberiz. Wikidata, Wikiveri, Wikipedia üzerine ben bilgiye, yani doğruya, en yakın bilgiye en azından ulaşmak için ve işte referanslarının da verildiği, referanslarının net olmadığı, açık açık yazıldığı, böyle yani bilimselliğin topluma mal olmasına katkı sağladığı için iyi ki Wikipedia var diyorum. Bu nedenle bu gerçekten toplumu böyle dedikodulardan, hurafelerden, batıl sözlerden, paranoyalardan kurtarmak gibi çok güzel bir etkisi oluyor. Yani birçok bilgiye, daha kaliteli, doğru bilgiye ulaşabilme açısından çok ciddi bir kapıdır bu. Yani Wikipedia ciddi bir hakikate ulaştırmak için güzel bir kapıdır. Bu kapının toplantısına burada yapılması ve bu kapının hep açık kalmasını da istiyorum ben. Burada bir 3 seneye yakın bu kapı kapalı kaldı. Aslında bu Türkiye'de yakışmayan bir şeydi. Neden yakışmıyor? Çünkü dünyada gelişmiş toplumlarla gelişmiş toplumların kültürel farklılıklarını incelediğimiz zaman 3 tane önemli farklılık vardır. Bak, gelişmemiş toplumlar genellikle böyle monolitik toplumlar dediğimiz tek tip insan yetiştiren, emir komuta zincirindeki böyle çalışan, böyle sadece düşünmeyen, sorma, düşünme, itaat et kültürünün olduğu toplumlar. Bizim Orta Asya'da Hakanlar bilir diyor. İşte eski asırdan beri gelen Osmanlı'da sultanlar bilir demişiz. Şimdi devlet baba anlayışı var. Halbuki bu çağ özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şu fark edildi ki serbest fikir pazarı olmadan, serbest fikir piyasası olmadan serbest ekonomik piyasa da olmaz. Serbest fikir piyasası olmadan keşif olmaz, yenilik olmaz, girişimcilik olmaz. Emir komuta zinciri de işinde emrediyorum girişimci ol denilmez. Özgürlük ortamı olacak, serbest müzakere ortamı olacak, serbest tartışma ortamı olacak, muhalefet olacak, itiraz olacak, karşı çıkılacak. Böyle bir ortamda aykırı düşünceler olacak, konuşulacak, hakikat bulunacak. Böyle, hatta bunu bizim geçmişte Namık Kemal söylemiş, yani atalarımıza 1800'lü yıllarda Namık Kemal'in sözü var. Müsaademe efkergen barikayı hakikat tecelli eder diyor. Yani o bugünkü dile çevireyim ben. Müsaademe-i efkar, yani fikirlerin çarpışmasından hakikat kıvılcımları ortaya çıkar. Bunu 1800-1850'lerde söylemiş Namık Kemal. Fikirlerin çarpışmasından hakikat kıvılcımları çıkar, ama bu tabii bu fikrin halen de Türkiye'de kültürel olarak bir çok tabana yayıldığında söyleyemeyiz. Ama bu söylenecek, dünyanın gidişi bu yönde çünkü. Hakikatlerin tartışılabildiği, serbest fikrin, müzakerenin olabildiği toplumlarda keşifler oluyor. Bunlara yüksek güvenlikli toplumlar deniyor. Yüksek güvenlikli toplumlar, özgürlükçü toplumlar. Herkes fikrini söylüyor, söylediğin için cezalanmıyor. Hatta bilim insanlarının zaman zaman saçmalama hakları da vardır. Yani biz arada saçmalayabiliriz, yani bize hemen trollemesin kimse.
Yani çünkü yani aykırı düşüneceğiz, saçmalayacağız. O hakikat oradan bir aslında beyin fırtınası yapıyoruz demektir o. Yani bu çerçeve içerisinde onun içerisinde itirazların sonucunda gerçek hakikat çıkacak. Bu nedenle böyle serbest fikir tartışmalarının olması çok önemli. Serbest toplumda bunun kültür haline gelmesi çok önemli ve bunun toplum tarafından kabul edilmesi içerisinde bunun idealize edilmesi lazım. Biz hatta üniversitede sizi tanıtım filminde de görmüşsünüzdür. Biz üniversitenin 2012'deki ilk mottosu yaptık bunu. Mottosunda 4 tane işte eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılık diye yaptık. Yani eleştirilmekten rahatsız olmamak gerekiyor. Çünkü eleştirmek bir insanı o kimsenin şeyinidir. Yani bir insana bir şey söylediği zaman o sözünü alırsın, ölçüye vurursun. Doğruysa alırsın, doğru değilse iade edersin. Yani ama sorgulanabilmek, ölçülebilir olmak bir insan özgüven işaretidir. Mesela bağırıp çağıran insanlar vardır böyle, herkesi korkuturlar. Bu insanlar aslında özgüvenleri düşük olduğu için, eksiklik, yetersizlik duyguları için, egolarını beslemek için, ego tatmini için başkalarını susturarak kendilerini korumaya alırlar. Onun için yani özgür konuşan, eleştiri dinleyebilmek bir özgüven işaretidir. Bu tarz, bu nedenle özgürlüğün önemini de bu Wikipedia'nın da zaten özgür medya diye değil mi şeyi var, sloganı var. Özgürlüğün olmadığı yerde biz girişimcilik, bilim, keşif olmaz. Sadece yani başkaları keşfeder, biz kullanıcısı oluruz. Başkaları üretir, biz pazarlamacı oluruz, pazar oluruz. Pazar değil, yani özne olmak istiyorsak eğer, yani biz Türk dili konuşan topluluklar olarak, gelişen ülkeler olarak, biz bilimin öznesi olmak istiyorsak, muhakkak özgürlükçü, bilimsel özgürlüğü teşvik etmemiz gerekiyor. Fikirlerin serbest tartışmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda içimizdeki yetenekler gelişsin. Yani size bir son bir örnek daha vereyim. Bir gün Türkiye'ye bir bizim eğitim sistemimizi de bir okulu ziyarete bir şey gelişmiş ülkelerden birisinden birisi geliyor. Bütün öğrencileri dinliyor. Bütün öğrenciler sorulara cevap veriyor. Öğrenciler hepsi mum gibi oturuyor. Çok güzel sınıf. Şimdi şeyin gözlemin sonunda takdir bekliyor. Bak ya, öğrenciler hepsi bütün sorulara cevap verdiler. Ne güzel, herkes çok başarılı. Beni övecek diye beklerken o denetçi diyor ki, ya ben beğenmedim sizin diyor. Neden diyor? Hiç öğrencilerden bir şey yok ki diyor. Soru soran yok ki diyor. Herkes peki efendim diyor, dinliyor diyor, hiç soru soran yok diyor. Böyle okul mu olur diyor, böyle eğitim sistemi mi olur diyor, hiç soru sormayan, sorgulayan yok diyor. Çünkü hepsi itaate alışmış, itaat kültürü. İtaatin olduğu bir yerde ve emredersiniz efendi. Bir de buna şimdi yeni bir isim taktılar, sahte bir isim, doğrudan demokrasi diye. Yani bir zamanlar militan demokrasi deniyordu. Şimdi doğrudan demokrasi, ya bir kişi emir verecek, öbürleri uyacak. Kafa yormak yok, itiraz yok, tartışma yok. Bu şey değil. Yani bu çağı kaçırmaktır. Bu nedenle özgürlüğü, eğer toplum savunursa özgürlük yürür. Özgür ortamı devam ettirmek, sağlamak burada bizim için özellikle bunun ele alınması burada. Wikipedia'nın bu konudaki küresel olarak yaptığı şeyi ben takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben fazla uzatmayayım. İyi çalışmalar, iyi başarılı toplantılar diliyorum. Saygılar.